Miyoklinik nöbet ve gelişme geri nedeniyle araştırılan 2 yaşındaki hastanın öyküsünde 1 yaşından beri çok sık ateşli nöbet geçirdiği, bu nöbetlerin başlangıçta sadece vücudun bir tarafında kısılmalar şeklinde olduğu, son zamanlarda ateşsizken sıçramaların olduğu, bazen 10-15 saniye süren, gün içinde çokça tekrarlayan dalmaların ve bu sırada da başının öne düştüğü öğreniliyorsa. Bu hastada en olası tanı hangisidir? Evet vakamızı inceleyecek olursak vakamızda miyoklonik nöbetler görülüyor. Burada afebril klonik nöbet tarif ediyor. Çocukluğunda geçirilen ilk bir yılda sık febril konvizyonların geçirildiği ve ne gene absans nöbet görülüyor. Şıkları incelediğimizde atipik absans epilepsinin absans nöbeti bu vakada var. Süt çocuğunun benim miyoklonik epilepsi de 3 ile 3 yaş arasında hem miyoklonik nöbetlerle hem de bu tip nöbetlerle seyreden bir tab tablodur. Ancak hem atipik absans epilepsinde hem su çocuğun benim miyoklonik epilepsinin öyküsünde hayatın ilk bir yılında tekrarlayan febril nöbet öyküsü olmadığı için bu iki şıkkı eleyebiliriz. Ve çok önemli bir bilgi, febril nöbet şeklinde başlayıp daha sonra epilepsi sendromuna dönüşen 3 tane ciddi epilepsi tablosu vardır. Bunlardan birincisi nöbetle birlikte seyreden jenerize epilepsi, GEFS sendromu. ikincisi temporal lob epilepsi. Üçüncüsü de Dravit sendromu ya da süt çocukluğunun ciddi miyoklonik epilepsi adı verilen tablodur. Bu üçünün arasında ayrıcı tanı yapacak olursak temporal lob epilepsi genellikle basit parsiyel ya da kompleks parsiyel nöbetler ve psik nöbetlerle seyreden bir vakadır. Dolayısıyla hastamıza uymuyorum. Geriye kalan Geft sendromu ve Dravid sendromu arasında ise farkı şu şekilde yapabiliriz. Her ikisinde öyküsünde febril nöbetler olabilir. Ancak özellikle bu vakanın hızlı seyrediyor olması bunu Geft'ten ayırıp daha ciddi bir tablo olan Dravid sendromuna yaklaştırması bizim için son derece önemlidir. O yüzden de bu sorunun cevabı Dravid sendromudur. Dravid sendromuyla ilgili TUS'ta çıkabilecek çok önemli 3 tane bilgi söyleyeceğim. 1. Dravet sendromu bir SCN1A genetik defektidir. Bununla ilgili bilmemiz gereken çok önemli bir şey. Bildiğimiz febril nöbetlerde de otozomal dominant kalıtılırlar ve SCN1A genetik defektlerini ile seyredebilirler. Az önce bahsettiğim Generalize Epilepsi with Febril seizures sendromu da gene SCN1A defektidir. Bunlar ağırdan hafife dolu. Febril konvizyon hafifken Dravet sendromu bu tablonun, bu genetik deformasyonun en ağır formudur. Evet, ikinci söyleyeceğim şey ise aşı sonrası gelişen konvizyon komplikasyonu ya da aşı sonrası gelişen ensefalopati olan çocuklarda yapılan incelemelerde de bu SCN1A defektinin olduğu saptanmıştır. Bu ilişki bence soru yapılabilir. Ve gene çok taze bir bilgi ise 2018 yaz ayından itibaren marihuana'nın etken maddesi kanabidiol içeren bir ilaç FDA tarafından onaylandı. İlacın adı Epidiolex ve Epidiolex'in bizimle ilgisi iki tane çok ciddi tedavi dirençli epilepsi tedavisi için planlandı. Bunlardan bir tanesi lennox gastaut sendromudur. Bir de ise sorumuzun cevabı olan Dravit sendromu. Yani süt çocukluğunun ciddi miyoklonik epilepsi, kanabidiol içeren epidiolex denilen ilaçla tedavi edilmeye başlanmıştır.